Bugün Kandıra cezaevindeydim. Aysel Tuğluk'u ziyaret ettim. Aysel Tuğluk kendi ihtiyaçlarını göremeyecek bir noktaya kalmış. İki arkadaşıyla birlikte kalıyor ve tüm ihtiyaçlarını arkadaşlarının yardımıyla görebiliyor. Birazcık insanlık duygusu olan hekimler bu duruma seyirci kalmaması lazım. Seçilmiş bir insanın cezaevinde yattığı yetmiyormuş gibi artık kendi ihtiyacını göremeyecek, bir başkasına muhtaç hale gelmiş birinin tahliye edilmesinden başka bir seçenek yoktur. Bu arkada gördüğünüz cezaevi 23 yıllık cezaevi. 23 yıllık cezaevi hala şantiye elektriği kullanıyormuş. Ve mahkumlar ve tutuklular kendi kaldıkları yerdeki elektrik faturalarını ödüyorlarmış. Daha önce 80 lira ödüyorlarmış. Şimdi sadece kendi kaldıkları yere 210 lira elektrik faturası ödüyorlarmış. Hani biz dışarıda elektrik faturalarından şikayetçiydik. Meğer içeride zoraki tutulanlar da elektrik faturasını ödüyorlarmış. Sanırım 23 yıllık cezaevinin ruhsatı yok. Kaçak ki şantiye elektriği. Şantiye elektriği biliyorsunuz normal elektrikten daha pahalı. Bu da sorun. Ayrıca Kandıra cezaevinde özellikle Aysel Tuğlu, Gülten Kışana, Nurhayat Altun'un söylediği şu: biz bunu siyasi olarak dillendirmiyoruz ama bizim 1,5 saatlik açık görüşümüz yarım saate indirildi. Sadece ailelerimizle açık görüş yapabiliyoruz. Siyasilerle de açık görüş yapamıyoruz. Haftada bir telefon görüşmemiz vardı. Bu telefon görüşmesi pandemi sürecinde açık görüş yapılamadığı için süresi uzundu. Şimdi hem açık görüşün süresi kısa hem telefon görüşmesinin süresi kısa. Ayrıca bir şikayetleri daha var. Sabah yoklama, akşam yoklama alınıyor. İçeri giriliyormuş. Her sabah ve akşam hem alt kata hem üst kata girilip tüm koğuş, yani kalınan yer tek tek aranıyormuş. Sayım yapılması kişinin kendisini gördüğünde yeterli. Ama bununla yetinmiyorlarmış. Bunların tümü çözülmek zorunda. Bunların tümünün çözülmesi için Sayın Adalet Bakanı'yla da görüşeceğim.